Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da gerçekten en sevdiğim karakterler arasında yer alan bug karakterimize gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Yenilikleri inceleyeceğiz. Yeniliklerin beraberinde gelen buff'ları da inceleyeceğiz. Gençler bir kere içgüdüsü eyvallah okey de. Ben bakın yeni gelmiş olan kostümünü zaten defalarca böyle belli güncellemelerde işte oyunun arka planında gösteriyorlardı. Ama bir şekilde bu kostümü getirmiyorlardı. Hatta şöyle hemen bir kostümü gösterelim size. Ama ondan önce 17 seviyesinin verdiği avantajları değerlendirmek istiyorum. 17 yani max seviyede sağlığı 14.036 iken hasarı 10.104'müş ve en çok vuran av tüfeği mızrak onun beraberinde 2807 hasarla bombaymış. Hızı 106'ymış. Karada 61, suda 45'miş gençler. Bahsettiğim kostüm şu. Bu kostümü böyle yeni getirdikleri güncellemenin böyle ana ekranında oyuna girerken ki ana ekranda gösteriyorlardı arkadaşlar ama bir şekilde oyuna getirmiyorlardı. Bu kostümü çok gördüm. Çok da güzeldi. Herkes tarafından çok beğeniliyordu ama 2 senenin ardından o 2 senenin içinde işte atıyorum 20-30 tane güncelleme yaptılarsa 7-8 tanesinin ana menüsünde bu kostüm vardı. Hatta böyle elinde balonla ejderha falan gezdiriyorlardı. İşte Çinlilerin bir bayramı olur ya. Onların bayramını kutlar gibi kafasında zaten ejderha gibi bir şey var. Görüyorsunuz ejderha maskesi var. Onu kutlar gibi böyle ana menüye koymuşlardı. Ben de gerçekten çok seviniyordum. Çok gelecek diye çok seviniyordum ve çok da sevmiştim. Ama bir türlü gelmedi. Şimdi karakterimize bu dev güncelleme beraber bu kostümü de getirmiş oldular. Şimdi ana menü diyorum. Savaşa geçince inceleyeceğiz zaten ama şuradan bir emojilere bakmakta fayda var. Emojileri bak güzel abi bak. Bu bakın emojilerini sevdim. Vallahi bak bak. Mesela bayrak kaldırıyor yani yaralanmış kafasında bandaj var. Dişlerini çıkarmış artık bittim yeter vurma gibisinden. Burada da gülüyor abi bak. Ağzından da çalıyor otuyor böyle. O şekilde de güzel bir emojisi olmuş. Evet şimdi emoji inceledik ama ismi ne olabilir? İsmini gerçekten hiç tahmin edemiyorum abi. Ne olabilir gençler? Var mı fikri olan uçtan köşeden? Benim gerçekten hiç fikrim yok. Fikriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Evet karakterimizi seçelim kostümümüzde otomatikman geldiğine göre ben yavaştan lafı uzatmamak adına savaşa geçiyorum gençler. Ben savaşa geçerken siz de daha fazla bu tarz yeni yeni videoların gelmesini istiyorsanız şöyle sağlam bir like atın bu videoya. Ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açabilirsiniz. Ben de bir yandan savaşa geçiyorum. Bakalım bu savaşta kostümümüz nasıl duruyor. Şu an gözüme biraz küçük geldi. Umarım kostüm çok küçük değildir. Bizi şaşırtmaz. Biz de beklediğimiz kaç sene boyunca beklediğimiz bu kostümü güzel bir şekilde hasretimizi özlemimizi giderebiliriz diyerekten savaş alanına geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet ilk maçımız başladı. Şöyle Shelly'nin yanında başlayalım abi. Başlasın bakalım. Haydi bakayım. Evet gençler şöyle hızlı bir şekilde silah alalım. La oğlum bak bana sal şunu. Evet arkadaşlar zaten içgüdüyü gördüğünüz zaman anlatacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir bakalım. Gerçekten kostüm fena durmuyor. Hatta güzel duruyor. Böyle sadece kafasında bir tane işte maske bir de boynuzlarını böyle boymuşlar diyebilirsiniz. Üzerine de kırmızı ne kadar elbise gözükmese de çok da fena durmuyor bence. Ama yani çok biraz da sade duruyor aslında diğer kostümlere nazaran. Bakın kendi kostümlere nazaran. Neyse emojilere bakalım. Abi emojileri gerçekten çok güzel arkadaşlar ya. Şimdi içgüdüsüne gelecek olursak şöyle hemen göstereyim. Hop. Arkadaşlar bakın ben şuna dikkat çektim. İçgüdüler birbirinden biraz kopyalanıyor gibi. Gerçekten bak bunun da içgüdüsü Bruce'un içgüdüsüyle aynı. Mesela Bruce yere vurunca şöyle görmüş olduğunuz gibi kendi çekiyor ya. Bu da tam kafa atarken bileti kendine doğru çekiyor öyle kafa atıyor. Yani kaçırma şansını minimuma indiriyorlar. Yani biraz kopya gibi olmuş. Daha farklı, daha özgün bir şeyler koyabilirlerdi ama yani yakın dövüş karakterlerinin zaten en büyük sıkıntısı düşmanların vurup kaçması. Bir de yavaş oldukları için zaten bunlarla çok dalga geçiyorlar. Tam aktifini kullanırken bir yandan da çekmesi bence gayet güzel olmuş. En azından bug kullanan biri olarak, çok sağlam bug kullanan biri olarak bunu söylemekte fayda var. Hayda bak yine gitti burada takıldı bu. Arkada tamam biri olsa zaten ölürdü. Yani güzel olmuş abi bak kostümü beğendim. Çok beklediğim bir kostümdü. Artı 1 oradan aldı. Emojilerden artı 2 aldı. Ve aktifinden de bence artı aktifinden diyorum. İçgüdüsünden de bence artı 3'ünü aldı. Ve diğer kostümlerine nazaran bence daha güzel olduğunu kanıtlamış oldu bana göre. Tabii ki de sizin yorumlarınızı fikirlerinizi de merak ediyorum. Bunu da zaten yorumlar kısmında artık rutin oldu. Söylememe gerek yok. Ben de paylaşacaksınız ben de okuyacağım abi. Bakalım kim neler düşünüyor bu kostüm hakkında. Oyunun eski oyuncuları bilir mesela bu kostümün çok resmini görmüşlerdir ama asla bir türlü oyunda görememişlerdir. Bu sefer oyunda da görüyoruz, resminde görüyoruz abi. Ses de gidiyor bir yandan kusura bakmayın.
Ya bazıları diyor ki bak şurada müzede resimler var. İşte abi bak şurada maymun var, maymun gelecek. Şu kel adam var, kel adam gelecek. Bak şurada ayı var, ayı gelecek. Bak burada ayı var. Ayı mı gelecek? Hep beraber bakacağız abi. Bazıları diyor ki abi %100 patlayan falan. Göreceğiz abi ayı mı gelecek, gelmeyecek mi? Bence gelmeyecek. Size göre gelecek mi? Bunu da yorumlar kısmında ben de yine dediğim gibi tartışabilirsiniz. Evet abi, nerede geri kalanlar? Aa, orada bir tane Knicks var. Ben hemen onun yanına gideyim. İlk maçımızı bu şekilde tamamlayalım. Sonra ikinci maçımıza geçer. Daha güzel killere oynayabiliriz. Gel oğlum buraya gel. Nereye kaçacaksın? Gel bakayım biraz. Bak böyle adam tam bizden kaçacağı sırada. İşte içgüdümüzle çekiyoruz. Kafamızda bir koyuyoruz. Zaten biliyorsunuz bakla birine bir kere vurunca otomatikten öfkeleniyorsunuz ve daha fazla hasar verip daha fazla hızlı bir şekilde silahlarınızın dolum oranı arttığı için daha da güzel kombolar çıkartıp oyunu kazanma olasılığınız yükseliyor. Evet, bug'lar olduğu için ben direkt atışa gidiyorum abi. Yoksa baya baya zaman kaybedeceğiz. Yani 17 seviyesini baksana abi, canın ne kadar çoğalmış ya. Bak bak bak, buraya kadar geldik bak. Son alan bildiğiniz gibi baya eritiyor ama nereden baksan bir 20-30 metre atmış olduk. Her neyse, ilk maçımız bu şekildeydi. Kostümü beğendim. İlk bakışta ne bileyim emojileri güzel. Onun dışında içgüdüsü de mükemmel. 3'te 3 çekti benim gözümle. Bakalım ikinci savaşta göremediğimiz, değinmediğimiz, bakıp da göremediğimiz bazı şeyler var mı? Bunları da görmek üzere ikinci savaşa geçiyorum. Bakalım ikinci savaşta neler olacak. İkinci savaşta görüşürüz. İkinci maçımız da başladı. Hadi bu sefer Iglo'ya doğru gidelim abi. Evet arkadaşlar. Sizlerin hesap durumları neler? Discord'umuza geldiniz mi? Gelmediniz mi? Açıklama kısmında hem Discord'umun hem de Instagram'ın linki var. Oradan bizleri takip ederek aramıza katılabilirsiniz. Baya baya yani bana teşekkür edenler var. Takım buldum senin sayende, klan buldum işte, klan kurduk vesaire gibisinden. Hem orada bir soruları olunca bana soruyorlar. Veyahut da bana ulaşamayınca orada bilen arkadaşlar var, onlara soruyorlar. Hem zaman geçiriyoruz hem de yeni gelenlere oyun öğretici manasında konuşuyoruz. İşte soruları yanıtlıyoruz, güzel güzel vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz. Canlı canlı sese gelip konuşuyoruz, böyle bir sıkıntı var mı kardeşim veyahut da kanal olarak neler yapabiliriz falan, böyle bildiğin tartışıyoruz abi, abi kardeş gibi oturup konuşuyoruz. Siz de bu muhabbetleri kaçırmamak için Discord'umuza falan gelebilirsiniz, haberiniz olsun. Evet, biraz kill oynamak istiyorum abi. Zaten kostümümüze falan hiç değildi, kostüm gerçekten güzel ama arkadan bakınca biraz da sade duruyor. Kardeşim niye kalıyorsun, niye? Ölümlü dünya, ölümlü insan. Şuralara bir sürü bomba atayım da abi. Tak 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 tak, arkada geberdi abi. Kim varsa geberdi bak. Bu arada Zuba'nın yanında ek olarak yeni yeni oyunlar çekmemi ister misiniz arkadaşlar? Mesela şu an çoğu oyuncunun oynadığı oyunlar olabilir. PUBG olabilir. Mesela PUBG'yi de oynamayı severim. Güzel de oynarız yani, ekibimiz var. Güzel de oyun sergileriz. PUBG çekebiliriz atıyorum. Bir aralar nasıl 3 basket şey basket diyorum. 3 Zuba bir basketbol arena veyahut da 3 Zuba bir Brawl Stars'tı. Şimdi de işte 3-4 Zuba bir tane PUBG, bu şekilde de devam edebiliriz yani. Her şey sizin gönlünüze kalmış. Siz isteyeceksiniz ben yapacağım. Siz emredeceksiniz ben yerime getireceğim abi. Bu şekilde de kanalımıza ekstra alanda farklı videolar olabilir. Sizlerin isteğiyle tabii ki de. Şuradan bir gidelim abi. Hiç kimse yok abi ya, gelin VS atak. Gelin 2 dakika bir VS atak. Şöyle yine Mevlana modunu açayım ben. 2 hours later. Tamam abi, bu kadar yeter. Başınız dönmüş olabilir. Başı dönenler like atsın. Başı dönmeyenler bir daha like atsın abi. Vay canına. Ne diyor bu? Böylelikle kimin başını dönüp kimin başını dönmedi. Ne lan beni? Güzel like. Mevlana geldi abi. Mevlana açtım Mevlana'yı. CSGO oynayanlar bilir, Mevlana hilesi vardı abi. Adam böyle koridordan böyle döne döne gelirdi, tak 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 tak, 3 mermi 3 kill. Direkt. İşte ona avrat söverlerdi, rapor ederlerdi, ban yenmezdi falan, öyle neler neler yaşadık yani CS'de. Aynı şu şekilde bak. Zuba'da da Mevlana'yı kaçacağımız aklıma gelmezdi. Şuralarda bir gezelim abi. Son adam yine bukta mı? Bana onu çabuk söyle bakayım. Suyu bir bombalayalım bakalım. Evet, son adam bukta. Ben de ateşe gidiyorum abi. Yeter bu kadar hayatta kaldığımız. Şöyle bir önlemimizi alak. Bak 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 bak. Herife bak. Görmeden önce bir de şey koymuş şuraya. Ben de şöyle atarak giderim arkaya doğru. Davut Kutlu'ya gelen like'lar böyle olsa ne isterim bak. Şu bombalar kadar like gelse var ya, şu an gerçekten
bambaşka yerlerde olacaktık. Her neyse arkadaşlar, şaka bir yana ikinci maçımızda bu şekilde noktalamış olduk. Şimdi ana menüye dönüp bir iki şey sana söyleyip videomuzun yavaştan sonuna geliriz. O zaman ana menüde görüşürüz. Ana menümüze de döndük arkadaşlar. Şöyle son kez etrafında kostümü bir döndürmek istiyorum. Kostüm dediğim gibi ana menüde daha güzel duruyor. Ama oyun alanında böyle kafamız biraz daha büyük olduğu için Buffalo'nun çok da gözükmüyor abi. O yüzden çok da bir şey diyemiyoruz. Ama sade falan gözüküyor. Ama bu dediğim gibi ana menüde böyle dik olarak baktığımızda, tam karşıdan baktığımızda kostüm hem bekleyenler açısından hem de görsel güzellik açısından bence bayağı güzel. Emojileri de güzel. Aktifi zaten mükemmel de içgüdü olayı da çok beğendim. Onun dışında 17 seviyesinin verdiği hasarlar zaten muazzam. Onlara hiçbir şey diyemeyiz. Neyse, ben diyeceklerim dedim arkadaşlar. Şu an sizin diyeceklerinizi merakla bekliyorum. Kostümü, içgüdüyü, emojiyi, 17 seviyeyi bana yorumlar kısmında tartışmanızı öneririm. Hangisini beğendiniz, hangisini beğenmediniz. Bu şekilde bir fikir alışverişi yapabiliriz. Biz de yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Değerli vaktinizi daha çok çalmak istemiyorum. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla video için ve beni desteklemek için kanalımıza abone olup zil bildirimleri açıp ve son olarak da şöyle güzel bir like atarsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Ve şu an ekranın köşesine çıkan kutuya tıklayarak da çektiğimiz bir önceki güncelleme videolarında göz atıp onları da atmayan varsa like atabilirler abi. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.